Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir tarif ile yine sizlerle birlikteyim. Herkesin severek tüketeceği bir tarif. Gerçekten tadına doyulmaz bir lezzeti var. 3 katmanlı pişneli bir pasta tarifi paylaşacağım. Sunumu ve lezzeti muhteşem olan bu tarifi sizlerle paylaşmak istedim. Çok lezzetli yaş pasta tadında harika bir tarif. Hemen yapımına geçelim. Çırpma kabımıza 2 adet yumurtamızı alalım. 1 çay bardağı toz şekerini ilave edelim ve 5 dakika mikserle çırpalım. Çırpılan karışıma 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı sütümüzü ilave edelim ve tekrardan çırpalım. Sıvı karışımları ekledikten sonra en son toz karışımlarımızı ilave edelim. 2 çay bardağı elenmiş un, 1 yemek kaşığı dolusu kakao, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozunu ekleyelim ve homojen bir kıvam alana kadar çırpalım. Hazırlamış olduğumuz kakaolu kek harcımızı 24 santimlik çemberli kalıbımıza boşaltalım. Önceden ısıtılmış 185 derecelik fırında kekimizi kürdan testi yaparak kontrollü bir şekilde pişirelim. Kakaolu kekim pişti arkadaşlar. Tamamen soğuması için bir köşede beklettim. Çemberli kalıbımızdan çıkartalım ve ayrı bir servis tabağına alalım. Hemen kekimi tekrardan ters çevireceğim. Kekimin etrafına ikinci çemberli kalıbımı tekrardan geçireceğim bu şekilde. Tabii sizin evinizde bu şekilde kalıp yoksa ilk kullanmış olduğunuz çemberli kalıbı tekrardan kullanabilirsiniz. Ama bu kalıpta şöyle bir özellik var. Ayarlanabildiği için kekinizi istediğiniz gibi sıkıştırabiliyorsunuz bu şekilde. Yarım çay bardağı süt ile kekimizi ıslatalım. Kekimizin tamamen sütünü çekmesi için bir köşede bekletelim. Pastamızın kreması için 1 yemek kaşığı dolusu nişastamızı sos tavamıza alalım. 1 yemek kaşığı dolusu un, 1 su bardağı toz şeker, 1 toz karışımlarımızın üzerine 3 su bardağı sütümüzü de ekleyelim. Kremamızı ocağımıza götürelim ve sürekli karıştırarak koyu bir kıvam alana kadar pişirelim. Kremamız koyu bir kıvam alana kadar pişirdim arkadaşlar. Üzerine 1 paket vanilya ilave edelim ve tekrardan karıştıralım. Hazırlamış olduğumuz kremamızı direkt kekimizin üzerine dökelim. Kremamızın tamamen soğuması ve üzerinin kabuk tutması için soğuk bir ortamda bekletelim. Pastamız beklerken de biz üzeri için gerekli olan pişneli jölemizin yapımına geçelim. Pişneli jölemiz için sos tavamıza yarım çay bardağı toz şekerini alalım. 1 yemek kaşığı dolusu buğday nişastası, olmayanlar mısır nişastası da kullanabilir. 2 su bardağı pişne suyumuzu ilave edelim ve tekrardan karıştıralım. Pişneli jölemizi ocağımıza götürelim ve koyu bir kıvam alana kadar sürekli karıştırarak pişirelim. Beyaz kremamızın tamamen kabuk tuttuğundan emin olduktan sonra pişneli jölenizi dökün ama birden dökmeyin kesinlikle. Kremanızı sadece ortadan dökerseniz eğer kremalar birbirine karışır. O yüzden de dağıta dağıta dökün kremanızı. Pastamızın ilk sıcaklığı gittikten sonra üzerine bir streç filmi sararak buzdolabında 5-6 saat boyunca bekletin. Eğer vaktiniz varsa mutlaka bir gece buzdolabında pastanızı dinlendirmenizi tavsiye ederim. O zaman pastanızın kıvamı, lezzeti 1000 kat daha güzel oluyor. Mutlaka bir gece buzdolabında bekletin derim. Pastamızı kabımızdan çıkarmadan önce şu kenar kısımlarını bir bıçak yardımıyla sıyıralım. Ayarlanabilen kalıbımızı yavaşça çıkartalım. Pastanızın üzerine dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben Arjantin şekerleriyle süsleyeceğim. Bu şekilde sade bile tüketebilirsiniz.
Pastam servisi hazır. Hemen sizler için bir dilim kesmek istiyorum. Yumuşacık arkadaşlar. Pastam servisi hazır. Gerçekten çok güzel bir şekilde dinlenmiş, tamamen sütünü çekmiş. Özellikle katmanlarının güzelliğini görüyorsunuz arkadaşlar. Sizlere tavsiyem, mutlaka bir gece dinlendirin. Hemen kıvamını size göstermek istiyorum. Hiçbir şekilde hazır jöle kullanmadan üstüne yapmış olduğumuz fişne jölemiz pastamıza ayrı bir lezzet katmış. Umarım sizler de severek beğenerek tüketirsiniz. Çok gösterişli ve çok lezzetli olan bu tarifi birebir uyguladığınız zaman sizler de istediğiniz sonucu elde edebilirsiniz. Bu tarifim de sonuna geldim arkadaşlar. Yepyeni tariflerle, yepyeni videolarla görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.